Adım Aydın Metin, 12.954 doğumluyum. Ümraniye'deyim, Ümraniye'nin yerlisiyim. Valla biz Ümraniye'de aynı apartmanda, Noa 68'de dünyaya geldik. Kardeşlerim, 68 numaralı dairede. Hepimiz burada dünyaya geldik. Esas kökümüzü Selanik'ten 1847'de geldiğini ve belgelerle açıklama yetkim vardır. Çocukluğumuz çok iyi geçti. Mesela 7-8 yaşında Yıldırım'ın dedesini beklerdik. Gelsin de çıksın da para alalım da gidip löblebi unu alalım diye beklerdik, heyecanlanırdık. Çok iyi geçti günümüz. Akşam saat 9 oldu mu gazete arabaları geçecek diye onları beklerdik. Onlar geçerdi, surat yaparlardı. Büyük dedem 1847'de Cevher Ağa Camii'ne öğretmen olarak gelmiş. Cevher Ağa Camii öğretmen okulmuş. Ortadan ikiye bölerlermiş, çarşaf geçirirlermiş. Kadınlar yarısında, yarısında da erkekler eski Türkçe ders yaparlarmış. Hatta benim babam eski Türkçe yazarken, hesap yaparken eski Türkçe yapardı, onu normal şeye çevirirdi yani. Öyleydi yani. 5 kardeştik. Ondan sonra rahmetli abim vardı, işte anten direnden düştü. Ondan sonra yani çocukluğumuz çok iyi geçti. Arkada oynardık, armut ağaçları vardı. Orada oynardık. Ondan sonra caddeden gelen gideni seyrederdik. Yani çok iyi geçti çocukluğumuz. Valla eski Ramazanlar kahveci donup kahveye giderdik. Herkes kimin ne olduğunu biliyordu. Akşam giderdik mesela, burada eskiler vardı, altı kol oynarlardı. Giderdik onları seyrederdik, merak ederdik onları seyrederdik. Nasıl oynuyorlar, nasıl ediyorlar diye. Kimseden bir çift çıkmazdı. Ona boksör vardı, topal, davul çalardı. Davul çaldığı zaman herkes kahveden gider evine. Yemeğine yer yatardı aşağıya. Benim kolum kırıldı. 3 sefer kırıldı. Kısıklı'ya kadar yürüyerek gittik. Araba yoktu o zaman. Kısıklı'ya tramvaya binerdik. Tramvaydan numara hastanesine giderdik. Kolumu altı yapalardı ve Kısıklı'ya inerdik. Kısıklı'dan buraya da yürürdük. Bizim bu yan tarafımız boş araziydi. Mesela şu arkada sarı bina var ya, sarı binadan sonra bomboş araziydi. Hatta ben hiç unutmam, 77'de evlendim. Mayıs ayında, bak düşün, su yapınlı orada ava gittim. Su yapınlı orada. Keklik vardı, bıldırcım vardı. Her şey vardı. Çok rahattı, çok güzeldi. Ama tabii zaman geçtikçe 80'lere, 85'lere dayanınca Ümraniye çoğaldı. Ümraniye çok çoğaldı. Bu da kendi komşunu bile tanıyamıyoruz. 21 senedir oturuyor, kendi komşunu tanıyor. Eskiden herkesi tanıyordun. Herkesin bir lakabı vardı. Bana Ballı Aydın derler. Ona Kesicilerin Hüseyin derler, ona bilmem ne derler. Herkesin lakabı vardı. Bu da lakapsız kimse tanımazdı birbirini. Ama şimdi hiç kimse kimseyi tanımıyor. Ya şimdi yenisinde artık kimse kimse, eskiden herkes alırdı. 5-5 vardı karpuzcu, giderdik oradan karpuz alırdık, giderdik oradan bir şey alırdık. Biz para vermezdik, babam verirdi. Mesela Mustafa amca vardı. Mustafa amca haftada bir gelirdi, Mehmet derdi, senin derdi 5 lira borcum, 1 lira borcum var. Niye? Bizim bir köpeğimiz vardı, giderdi her gün oradan dondurma yerdi mesela. Ara sokaklarda hiç böyle bir sıkıntımız olmadı. Yani yol çamurmuş, bilmem neymiş. Hemen yapıyorlar, hemen kapatıp hemen asfaltı döküyorlar. Dediğim bir yere böyle. Ama en çok acıdığım şey eski kaldırımlar. Ben çok mutluyum abi, ben iyi Ümraniyeliyim. Bazen dışarıda diyor ki, nereden geldin Ümraniye? Gelmeseydin kardeşim, gelmeseydin, ben memnunum. Niye geldin? Belediye başkanının olsun, temelli olsun, belediye başkanı telefonu bile var. Annem öldü, aradı, bir şeye ihtiyacım var mı? Etti. Artık bundan daha iyi ne olacak abi? Böyle belediye başkanı bulmuşsun, daha ne istiyorsun? Allah razı olsun kendisine.